Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. BIST ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Biliyorsunuz Perşembe günü para piyasası kurulunun toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın faiz toplantısı. Buradan gelecek haberler oldukça piyasanın yönünün birazcık daha netleşmesinde birazcık en azından ön ayak olacak diye tahmin etmekteyiz. Şimdi analistlerin genel itibariyle burada bir faiz beklentisi yok zaten. Kendisi de bu şekilde açıklama yapmıştı. Naci Ağbal'dan devraldığı koltuğu aynen sıkılaşma politikasını sürdürerek devam edeceklerini, yani önümüzdeki birkaç ay içinde faiz indirimi gibi bir işlemin gerçekleşmeyeceğinden kendileri de zaten bahsetmişti. Ama piyasada biliyorsunuz bir şeyler fiyatlandıktan sonra tekrar eski seviyesine gelmesi, yani sizin anlattıklarınız gibi süreç ilerlese bile artık birden bir durulma, birden yükseliş ivmesine dönüşmeyecektir. Şimdi bunu nereden anlıyoruz derseniz bankacılık hisselerinde oldukça yoğun bir satış gerçekleşti. Size ben daha önce bu Paraborsa.net'te de paylaştığım bir yazı vardı geçtiğimiz haftalarda. Garanti Bankası 2012 yılında 170 milyarlık bir aktif büyüklüğe sahipti ve hisse 11,5 lira civarlarına kadar yükselebilmişti o dönem. Şimdi hisse 2021 yılına girdiğimiz bu dönemde 540 milyarlık bir aktife sahip, yani neredeyse 3 katına varan bir artıştan bahsediyoruz. Şirketin şimdi baktığınız zaman hisse senedi verilen temettüler de düşüldükten sonra yaklaşık gördüğünüz gibi şu anki seviyesinde 6 liranın hafif üzerinden işlem görüyor şirket ve bu oldukça baktığınız zaman zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor bankaların. Ama şöyle geçtiğimiz 8 yıllık sürece baktığımız zaman bankacılık hisselerinin geneli bu şekilde. Yani hiçbir kriz ortamı olmadığı gibi sermaye sorunu yaşamamış şirketler. Ama genel itibariyle bu şirketlere yatırım yapanlar yabancı kuruluşlar üzerinden gelen işlemler olduğu için yoğun satışlarda beraberinde gelmekte. Şimdi hatırlıyorsanız 5 Kasım yani ABD seçimlerinin hemen arkasından itibaren piyasalarda bir yükseliş dalgası başladı. Bu bütün piyasalar için aynı şekilde. Yani bu Kasım, Aralık, Ocağın belki ortalarına kadar ciddi anlamda bir para kazandık ve o beklentiyle geçtiğimiz birkaç ayda oldukça zor geçirdik diyebiliriz. Yani bu son 1-2 ay içinde ana parasını koruyabilenler piyasada gerçekten kazandılar diyebiliriz. Çünkü oldukça zor bir dönem atlattık diyebilirim. Şimdi genel itibariyle baktığımızda o dönemden bugüne baktığımız zaman, takaslara baktığımız zaman gördüğünüz gibi Citibank'ın yaklaşık Deutsche Bank'la beraber almış olduğu yaklaşık 500 milyon lot vardı Garanti Bankası hisselerinde ve şu anda Citibank almış olduğu lotun da gördüğünüz gibi 84 milyon bir de eksi bakiyeden işlem görmekte hissesi. Yani Garanti Bankası'nın hisse senedinde aldıklarının hepsini sattıkları gibi Citibank 84 milyonda eksiye geçmiş. En kuvvetli, en büyük hakim ortak pozisyonunda Citibank, biliyorsunuz bu hissede gördüğünüz gibi. Deutsche Bank ise hisseye sonradan giriş gerçekleştirmişti. Yani şu an mesela baktığınızda elindeki lot miktarının yüksek miktarda olmasını ben birazcık şu an buna bağlıyorum. Çünkü Citibank uzun süre Citibank hesapları üzerindeki alımlarla Garanti Bankası yükseldi. Ama sonrasında tabii bir süre sonra Deutsche Bank'ta sert alımlar başladı. Citibank o dönemde birazcık durulmuştu. Bunu geçmiş dönemdeki analizlerimizde biliyorsunuz tek tek anlatmıştım o zaman. Göstermiştim o zaman size bu girişleri. Deutsche Bank'ın maliyeti biraz Garanti Bankası'nda yüksekte kaldığı için muhtemelen ki şu anki pozisyonunu taşıması birazcık da bundan kaynaklanıyor olabilir. Mesela geçtiğimiz haftaki son bir hafta içindeki verilere baktığımız zaman Garanti Bankası, genel bankaların içinde de söylüyorum bunu, genel bankacılık hisselerinde birazcık satışlar durmak zorunda kaldı artık. Çünkü maliyetlerin çok altına satmaları gerekecek kısa vadede. Böyle bir risk alacakları bir pozisyon var mı? Şu an böyle bir pozisyon da yok. Neden? Önümüzdeki dönemde zaten piyasa yukarı doğru toparlanmaya devam edecek. Bunu neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü yaklaşık 7 aydır bu pandemi sürecinde iyi bir yönetim olduğunu düşünüyorum ben en azından. Ticari işlemler ve bağlantılar vasıtasıyla gerçekleşen. Birçok ülkeye yardım edildi. Bu yardımlar bahanesiyle de ticari ilişkilerin birazcık daha ileriye taşındığını görmekteyiz. Şu an 7 aydır ticari olarak aylık ihracat rakamımızı katlamaya devam ediyoruz. İthalat oranında da ciddi miktarda artış var ama mesela Mart ayı için söylemek gerekirse geçen senenin Mart ayının kıyasla 2021'in Mart ayında Türkiye'nin aylık Mart ayı ihracatı %42'lik bir artışla 18 milyar dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Ve geçen senenin aynı ayına bakarak da ithalat oranına baktığımız zaman yaklaşık %25'lik bir artış olduğunu görmekteyiz. Biliyorsunuz pandemi döneminde birçok sektörde ticari olarak zorlandı birçok şirket ve birçok ülke. Ve geçen seneye bakarak ithalatın ihracatı karşılama oranı bizim için çok önemli. Yani cari açığımızı oluşturan bu noktada ihracat oranımızın hala düşük kaldığını görmekteyiz. Yani bir miktar azalsa da bizim açığımız devam ediyor. Şimdi önümüzdeki dönemde neler olabilir diye konuşursak, Türkiye'nin ilk büyüme verisi, yani 2021 yılının ilk büyüme verisi Mayıs'ın son haftasında gelecek ve emin olun o zamana kadar muhtemelen biz yukarı yönde ivmelenmeye devam edeceğiz. Neden böyle bir şey söyledim? Hatırlar mısınız? Bu hisse endekslerimizle ilgili size bahsettiğim bir veri vardı. Hatırlar mısınız? Bu korku endeksi vardı, VIX. Bu VIX endeksinin 18'in altında ciddi miktarda piyasaları rahatlatacağını, yani bu VIX endeksinin 18'in altına gelmesi demek kısa vadede ya da orta vadede risklerin çok azaldığını ve yatırımcıların piyasaya olan güveninin yükseldiğini göstermekte. Bu ben hatırlamıyorum, yani son bir sene belki iki senedir 18 bölgesinin altında işlem görmedi. Artık muhtemelen 18'in altına doğru yönelmesi piyasalardaki ivmelenmeyi yukarı yönde destekleyecektir. Ve şu anda bizim piyasamıza baktığımız zaman biz hem hisse senedi olarak çok ucuzuz hem de gerçek anlamda birçok ülkede pandemi sürecinden sonra ciddi bir ivmelenme, hızlanma ve ihracat oranını arttıran dünyadaki iki ülkeden bir tanesi olmayı başardık. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz sorun çok fazla. Bunların halledilmesi çok uzun yıllar alabilir ama genel itibariyle bizim büyüme verimizin gelmesi önümüzdeki dönemde de piyasanın yukarı yönde hareket etmesini kolaylaştıracaktır. Şimdi biliyorsunuz hisseler çok ucuzladığı için önümüzdeki haftalarda artık yavaş yavaş şirketlerde hisse geri alım açıklamaları gelme olasılığı çok yüksek. Biliyorsunuz bunlardan öncesi şu an Şişe Cam yapacak, genel kurulda görüşüp ciddi miktarda bir lot alışı gerçekleştirme düşüncesi var. Hissede zaten baktığınız zaman şu an sanki endeks 1570'teymiş gibi bazı hisseler kendi yerlerine geldiler rahatlıkla. Bankacılık dışındaki hisselerin içinde bedelsiz beklentisi senetlerin de kendi yerlerine aşağı yukarı yakaladıklarını görmekteyiz. Bu önümüzdeki süreçte de hisselerin yukarı doğru ivmelenmesinin daha kolay olacağını gösteriyor. Ama bankacılık hisselerinde yükselişin birazcık daha sekteye uğraması mümkün görünüyor. Ciddi miktarda bir para çıkışı var. Bunu reddedemeyeceğiz ve önümüzdeki süreçte bunların toparlanması da yine aynı şekilde ciddi miktarda para girişlerinin tekrar görülmesiyle olacak ki bu aylar alabilir. Şimdi Akbank'da biliyorsunuz ciddi miktarda para girişinin gerçekleştiği hisselerdendi. Yaklaşık 200 milyon civarında bir lot girişi gerçekleşmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu anki mevcut pozisyona baktığımız zaman Deutsche Bank'ın elinde sadece 18 milyon lot kaldığını görüyoruz. Bu Kasım ayından beri giren para tamamıyla neredeyse hisseden ayrılmış görünüyor şu anda. Yapı Kredi Bankası'nda da 300 milyon lot civarında bir giriş gerçekleşmişti. Bu hissenin de Garanti Bankası'ndan sonra en iyi tepki veren bankalar arasındaydı. Sonrasında ise şu an gördüğünüz gibi ciddi miktarda bir düşüşle şirket hissesinde bu Kasım'dan Nisan ayına kadar gerçekleşen işlemlerde Deutsche Bank'ın eksiye girdiğini ve Citibank'ın o kadar alıştan sonra 57 milyon lot gibi bir lot kaldığını görüyoruz elinde. Elindekini komple çıkmış gözüküyor hisseden. Bu bizim dediğim gibi gördüğünüz sanayi grubu hisselerine, Ereğli Kardemir gibi şirketlerde düşüşlerin alım fırsatı olduğunu gördük. Bankacılık hisselerinden bir kısım çıkışlarında muhtemelen bu sanayi gruplarına geçmesi çok muhtemel gözüküyor. Bu şirketler çünkü hem ihracat oranlarını arttırıyorlar hem de önümüzdeki dönemde yüksek gelir elde etme olasılığı yüksek. Ve diğer taraftan bankacılık hissesinde biliyorsunuz bu faiz artırımından dolayı bir miktar karlarında azalma oluyor bankacılık hisselerinde. Önümüzdeki dönemde de faiz indirimi beklentisi olduğu için emin olun bu yıl sonuna kadar bu bankacılık hisseleri bu bulunduğu pozisyonda ciddi miktarda bir yukarı yön taşıyacaklardır. Bunu göreceksiniz siz de. Şimdi isterseniz şöyle kısaca teknik analizden de size önemli bir kanal aralığı vermiştim geçen makalede. O kanalı tekrar işaretliyorum. Bizim için 1430 bölgesi piyasanın toparlanma emarelerini gösterebileceği bir bölge. Bu bölgenin üzerine gördüğünüz gibi fiyatlama olsa bile bizim ana trend değişikliğimizin olmasını beklediğimiz 1450 bölgesinin üzerine, hatta altına bile yaklaşmadığı için piyasada kolaylıkla kar satışları gerçekleşmekte. Ve biliyorsunuz bizim piyasamızın Bank of gibi bir belası bulunmakta. Şimdi rahatlıkla birçok tahta sahibinin Bank of üzerinden, eskiden Meril'di bu şirket, daha sonra Bank of oldu. Bank of üzerinden bakıyorsunuz akşama kadar işlemler olmuş ama ana takaslara bakıyorsunuz Bank of diye birisi yok. Şimdi ben takasları incelediğim için, sürekli düzenli olarak takip ettiğim için size şöyle çok uzatmadan hatırlatmamda fayda olduğunu düşünüyorum. Mesela hatırlıyorsanız bu başkan değişikliğinin olduğu hafta sonunda pazartesi günü ilk seans açıldığında zaten bütün kağıtlar tabandı. Ve Garanti Bankası'nda neredeyse hiç işlem olmadı. Bizim için işlem hacminin rekor seviyeye ulaşacağı nokta olan salı günüydü. Ve salı günü bir sonraki gün yaklaşık 3-4 dakikada mı 5 dakikada mı ne kapandı Garanti Bankası zaten. Kim satış yaptı? Akbank üzerinden. Akbank, Ak Yatırım üzerinden gerçekleşen aracı kurumdan 45 milyonluk bir lot satışı aniden geldi. Ve o sürede bakıyorsunuz Citibank'ın satışı yokken Bank of hesaplarından yaklaşık 12-13 milyon lot civarlarında bir çıkış gerçekleşmişti. Yani bu ne demek? Baktığınız zaman Citibank ve Deutsche Bank işlemlerini genellikle Bank of üzerinden gerçekleştiriyor diyebiliriz. Ve gün sonu işlemlerinde baktığınız zaman Ak Yatırım üzerinden satılan notların aslında Ak Yatırım değil, onların da Citi'nin paylarını Ak Yatırım üzerinden sattığını görmüş oluyorsunuz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü genel itibariyle baktığınız zaman Citibank'ın, Deutsche Bank'ın ve Bank of üzerinden gerçekleşen işlemlere baktığınız zaman yabancı 450 milyon lot eksi de olması pek mümkün gözükmüyor. Yani o kadar lotu takaslarda sattılar görüntüsü yok. Yani Ak Yatırım üzerine virmanlanmış gözüküyor. Yani virmanladıkları lotları başka kurumlar üzerinden de satış yaptığını göstermişler ki biliyorsunuz bu takası izleyen, inceleyen onlarca analist de var. Bu lotların takibini zorlaştırmak için de böyle bir yola başvurduklarını görmekteyiz. Ve önümüzdeki dönemde de buna başvurmaya devam edecekler. Yani çünkü piyasamızda şöyle bir algı var. Yabancı topluyorsa iyidir, yabancı satıyorsa kötüdür. Ama bu algının sürekli kullanılma grafiğine en güzel örnek Kozal hissesidir ve Korts hissesidir. O şirket hisselerinde yabancı sattığı sürece hisse yükseldi. Yaklaşık 13-14 liralardan 30 bölgesine kadar sürekli satış yaptı. Mesela Kortsa'da yabancı. Diğer taraftan 82 bölgesinden 155 bölgesine kadar sürekli satış yaptılar yabancılar. Bakarsanız yukarı götürerek bir nevi mal yedirilmiş gibi bir pozisyon oluşuyor. Bizim genel çerçevede piyasamıza birazcık güvenmemiz gerekecek. Bu kısa sürede birazcık streste olabilirsiniz. Ve elinizdeki hisselerin değer kaybı oldukça moral bozucu olabilir. Ama daldan dala geçmek size emin olun pek fazla bir şey kazandırmaz. Götürme ihtimali de oldukça yüksek. Doğru hisselerde ve en önemlisi temettü veren şirketlerde olursanız bu dönemdeki stresleri birazcık daha kolay atlatabilirsiniz. Mesela Vestel gibi şirketlerde gördüğünüz gibi çok fazla değer kaybı gözükmedi. Ondan sonra temettü ödemesi yapmış olan şirketler de aynı şekilde ciddi miktarda değer kaybetmedikleri gibi pahalı olmasına rağmen bedelsiz beklentili şirketlerde kolaylıkla fiyatlarını yukarıya doğru çekmeyi başardılar. Onlar önümüzdeki dönemde ayrışmaya devam edecekler ama bankacılık konusunda bu şirketler çok ucuz, bunlardan toplayalım düşüncesi için birazcık erken olduğunu söyleyebilirim. Bizim için dediğim gibi 1450 bölgesi aşılmadan piyasamızda gerçekten bir toparlanma oldu demek pek mümkün değil. Tekrar kar satışlarının olma olasılığı oldukça yüksek. Yani iştahı buraya geçirecek olan bizim ayın 15'inde olan toplantımızdır. Toplantımızdan gelecek olan olumlu açıklamalar, bu sıkılaşma konusunda piyasayı ikna edecek, yeniden güven verecek konuşmalar bizim için oldukça değerli ve önemli olacak. Piyasa bunu mutlaka olumlu olarak işaretleyecektir. Şöyle USD dolar paritesinde de aynı şekilde size göstermek istediğim birkaç kademe var. 7.78 bölgesi, bu bölgenin altına gelmeden arkadaşlar dolar kuru yükseliş trendini koruması beklenir. Kısa vadede 8 bölgesine kadar bir erime olmuştu hatırlarsanız ama bu bölgeden sert bir alışlarla yukarı tekrar %2, %3'lük bir toparlanma gerçekleşti. Şu an tam destek bölgesinde diyebilirim piyasa içinde. Kısa vade hafif bir destek burası. Bu bölgenin altında tekrar 8 bölgesine, eğer 8 bölgesi kırılırsa tekrar kolay kolay tekrar 8'in üzerine çıkamaz ve 7.78 bölgesini test eder diye tahmin ediyorum. Ve 7.78 bölgesi de bizim için hayati bir organ, bir kalp gibi diyebilirim. Yani bu bölge aşağı yönde kırılırsa doların tekrar aşağı yönde hızlı bir ivme kaybının olması mümkün. Ama bunu ne zaman bekliyoruz? Önümüzdeki 3 ay içinde 7.78'in altında 7 TL bölgesine kadar zayıflamanın oldukça zayıfladığını söyleyebilirim. Yani başkan değişikliği bu kadar piyasada reklam edilmeseydi ya da başkan değişikliği gerçekleşmeseydi zaten her halükarda bizim Fitch gibi büyük kredi derecelendirme kuruluşlarımız Eylül ayında faiz indirimi zaten bekliyordu piyasadan. Ama şu an sanki birkaç ay öncesine çekildi. Piyasa allak bullak olduğu görüntüsü yaratıldığı için piyasadaki beklentilerin birazcık daha ötelendiğini, hatta belki 3 ay 4 ay geriye düştüğümüzü söyleyebilirim. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Bu sene güzel bir büyüme yakaladı Türkiye. Ticari olarak bizim için yukarı yönde bir ivme var. Ve şu an Suriye konusunda da herhangi bir coğrafi bir sıkıntımız yok. Yukarıda Ukrayna ile yapmış olduğumuz bir işbirliği var. Ama bunu üçüncü ülkelere karşı kesinlikle bir birleşme güdüsü ya da onlarla biz birlikte hareket ediyoruz mesajının olmadığını tekrar paylaştı. Yakın zamanda Rusya ile Ukrayna'da bir görüşme sağlayabilirlerse ve Türkiye buna bir önayak olabilirse, ki bunun böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Bu bizim en azından piyasamız için ve genel itibariyle coğrafyamız için oldukça iyi olacaktır. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Elimizdeki hisselerimize sahip çıkıyoruz ama güvenli şirketlerde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.